Merhabalar, ben Yatırım Finansman Menkul Derler, Strateji Yatırım Danışmanlığı bölümünden Vahap Taş'tan. Piyasadaki gelişmelere bakacağız. Son birkaç gündür devam eden satışın ardından S&P dün böyle bir toparlanma emaresi gösterdi ve 22 günlük ortalamında neredeyse üzerine oturdu diyebilirim. Şimdi bir süredir enflasyon endişesi var. Piyasaları yukarı götürecek yeni bir gelişme olmaması da borsalarda bir kar satış beklentisi yaratıyor. Ama enflasyon endişelerinin biraz daha azaldığını gördük. Dün de ithalat fiyatları endeksi açıklandı ve genel rakamlara baktığımızda bir miktar burada geri çekimin devam ettiğini görüyoruz. Enflasyon tarafına bakacak olursak da aslında çekirdek göstergelerde de hafif bir geri çekilme söz konusu. Bir süredir ikinci el araçlar fiyatları üzerinde ciddi bir yukarı yönlü baskı vardı ve Şubat ayından itibaren ilk defa ikinci el araç fiyatlarında da bir miktar düşük aldığını görüyoruz. Hizmet sektöründe yükselen enerji maliyetlerine karşı ve şu anda ulaştırma endeksi de son 2 aydır düşüş gösteriyor. O yüzden çekirdek göstergelerde de bir iyileşme söz konusu. Tabii bu ister istemez faizler tarafına da yansıdığı 10 yıllık faizleri şurada gün olarak takip edecek olursak yani 1.30'ların üzerinden 1.38 bölgesinden yeniden 1.30'lara geriledi. Enflasyon beklentilerinde çok ciddi bir geri çekilme söz konusu değil ama genel çerçevede şu gidişatı olumlu olarak görebiliriz. Tabii burada bütün veri akışlarını aslında Fed'in alacağı aksiyonla ilişkilendirmek gerekiyor. Hala Eylül ciddi manada piyasada ön planda bana kalırsa yani bu toplantıda tapering'i açıklamaları oldukça muhtemel. Tabii dün enflasyon endişeleri azalırken aynı zamanda New York Fed'in imalat anketi açıklandı ve orada da dikkat ederseniz yılın en yüksek seviyelerinde kalmaya devam ediyoruz. Alt endeksler de iyi yani hem genel iş koşullarına baktığınızda iyi bir toparlanma var. Yeni siparişlerde ciddi bir toparlanma var. Nakliyelere bakıyorsunuz. Yani imalat sektöründe devam eden problemlere karşın iyi bir hareket söz konusu. Ama belki bir negatif nokta hala teslimat sürelerinde bir gecikme söz konusu. Ve bu gecikmenin de devam ettiğini görüyoruz. Bunu bir takım yine arz kaynaklı problemlere bağlayabiliriz ama bir taraftan da artan siparişlerle de burada ilişkilendirmek gerekiyor. Stokların da artması aslına bakarsanız burada pozitif olarak değerlendirebilir. Şimdi enflasyon tarafına bakacak olursanız da hala çok yüksek. Yani imalat sektöründeki enflasyonist baskıların hala çok yüksek kaldığını görüyoruz ama bir miktar düşüş söz konusu yani yukarı hareket yavaşlamış gibi bu da yılın ikinci yarısında ya da işte son çeyreğe doğru enflasyonda bir miktar gerileme olabilir beklentisini destekliyor diyebilirim. Şimdi tüm bu gelişmeler S&P'de yeniden 22 günlük ortalamanın üzerine doğru bir hareket getirdi. Ama belki burada teknik gösterge kullananlar da görecektir. Yavaş yavaş bir negatif uyuşmazlığa doğru gidiyoruz. Çünkü dikkat ederseniz şuradaki zirve oluşumları biraz daha istekli kalırken şu son 3 zirve hatta 1, 2, 3, 4 zirve oluşumu biraz daha zayıf. Ama ana ortalama bence burada 50 günlük yani 22 günlük kısa vadede bir eşik olarak değerlendirebiliriz ama ana destek seviyesi bence burada 50 günlük ortalamadan geçiyor. Buradan altın tarafına geçmek istiyorum pariteden önce çünkü ana ortalamaların altına geçtik. 1835 bölgesini son dönemde aşmakta oldukça zorlanıyoruz ve yavaş yavaş da artık destekleri esnetmeye başlayabiliriz. Yani 1780 şurada belki 1775 yani oradaki 5 dolarlık bölgeyi kuvvetli bir destek olarak görebiliriz ama yukarı hareketler altın tarafında şu son 3-4 denemede oldukça zayıf. Faizler evet sakin. Dolar endeksinde ciddi bir kuvvetlenme yok ama Fed endişesi burada altın faiz ilişkisini bir miktar daha baskılıyor. Parite tarafına gelecek olursak da şurada dikkat ederseniz 200 günlük ortalamanın üzerine aşamadı. Son neredeyse 3 denemesini 200 günlük ortalamasından dönüşüne gerçekleştirdi. Fed beklentileri
burada ön planda ama ben parite tarafında geri çekilmelerin biraz daha sınırlı kalabileceği görüşündeyim. Yani 1.17 şurada takip ettiğimiz 1.16.60 var ama 1.17 bence daha kuvvetli bir destek. Geri çekilmeler buralarda alımla karşılaşabilir. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'ndan net bir mesaj yok. Yani en azından Fed'i görmek istedi. Fed Eylül ayında bir aksiyon alırsa muhtemelen Avrupa Merkez Bankası'ndan da yavaş yavaş sıkılaştırıcı söylemler gelecek. Zaten 2022'nin ilk çeyreği itibariyle pandemi varlık alım programı da yani acil durum varlık alım programı da ECB'nin kendi devam ettirdiği programda yavaş yavaş tamamlanacak. Ve yavaş yavaş Avrupa Merkez Bankası bir sıkılaştırıcı söyleme geçecek. Şimdi bu ortamda paritede 1.17 üzerinde tutunursa Fed sonrası bir şok hareket belki aşağı görürüz ama sonrasında parite için bir miktar daha yukarı potansiyelin gelişebileceğini söyleyebilirim. CFTC raporlarından daha önce bahsetmiştik. Rekor düzeyde net uzun pozisyon sayısı vardı. O neredeyse nötre yakın. Yani vadeli tarafta da satışlar çok ciddi bir şekilde hız kazandı. Ve aşırılık yok söz konusu değil ama artık sıfır seviyesine geldi. Yani önümüzdeki 2 hafta süresince net pozisyon sayısı uzun bir zaman sonra short tarafa geçebilir. Ama buna karşın ilk geri çekilmede 1.17'lerin ben kuvvetli destek olacağını düşünüyorum. Kur tarafına gelecek olursak dolar TL için son dönemde biraz daha volatilite azaldı ama 2 etken söz konusu. Bugün Fransa merkezi bir finans kurumu açıklama yaptı. TL için faiz tarafı cazip ve işte volatilite de düşük. Bu bir carry trade fırsatı sunabilir. Diğer gelişen ülke para birimleri karşısında da fırsat oluşturabilir şeklinde bir açıklama yaptı. Opsiyon piyasası da kısa vadede sakin ama hem Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyona odaklanma isteği hem de işte geçtiğimiz günlerde rezerv opsiyon mekanizmasında yapılan ince ayar çok da fazla orta vadede TL'ye yarayacak gibi değil. Piyasa ana göstergeyi faiz olarak takip etmek istiyor. Rezerv opsiyon mekanizması biraz daha para politikasında ince ayar olarak görüldüğü için sanki faiz tarafında yukarı yönlü marş kalmadı gibi bir beklenti yaratıyor. Tabii enflasyondaki yukarı yönlü risklerin de devam ediyor olması faiz indirimini kısa vadede erteletiyor en azından Merkez Bankası'na. Şimdi bu beklentilerle kurda yani yükselişin biraz daha zayıf kaldığını görüyoruz ama ana resimde şurada gördüğünüz 8.50, 8.52 şurada dipleri de baz alacak olursak hatta 8.54'e kadar da burada esnetebiliriz. 8.50, 8.54 aşılacak olursa teknik olarak yukarı potansiyelin arttığını görebiliriz. 8.25, 8.30 oldukça kuvvetli bir destek. Yani şu an uzun vadeli opsiyonlara da baktığınızda genel olarak piyasa 8.25'lerin altına hareketleri çok olası görmüyor. Ama biraz daha uzun vade bakarsanız 200 günlük ortalamanın altına geçtiğimiz zamanlarda bile çok uzun süre kalmadık. Şurası hariç. O yüzden ana destek neresi diye soracak olursanız birincisi 8.25-8.30. İkincisi de 200 günlük ortalamanın geçtiği şu anda 8.13 seviyesi. Borsa tarafına bakacak olursak tabii küresel risk iştahı oldukça kuvvetliydi şu son yükseldiğimiz dönemlerde. Ama son hareketlere bakacak olursanız 1460'lara doğru hareketler genel olarak yorulma gösteriyor. Şu bölgede yani 1480'leri gördük ama tabii hareketin biraz daha cılız kaldığını altını çizmek gerekiyor. Türkiye'de hacimler düşüyor. Yani Borsa İstanbul tarafında 10 milyar doların zaman zaman altına geçtiğimizi görüyoruz ama bu sadece Türkiye'ye özgü değil. S&P'deki hacimlere de bakacak olursanız geçtiğimiz yılların aynı dönemleriyle karşılaştığımızda, 2019'un aynı dönemiyle karşılaştığımızda ben hacimlerin biraz daha düşük kaldığını görüyorum. Zaten geçtiğimiz aylara göre de bir geri çekilme söz konusu hacimlerde. Tabii Fed endişesi var. Yani piyasa yeni bir aksiyon almadan önce, alım tarafına geçmeden önce bazı belirsizlikleri ortadan kaldırmak istiyor. Küresel risk iştahı zaman zaman satış tarafında kaldı. Yani S&P'deki son 5-6 günlük satışlarında etkisini biz içeride gördük. O yüzden 1460'ların üzerine hareketler
ya da bant verelim 1460-1480 üzerine hareketler biraz zayıf kalabilir ama geri çekilmede kritik ana desteklerimizden biri 1400 bölgesi. İlk alım muhtemelen oralardan gelecektir geri çekilmede. Ama ana destek olarak da ben 1340-1350 bölgesinin altını çizmek istiyorum. Kuvvetli bir düşüş olursa bu Çin kaynaklı olabilir. Yani Evergrande ile ilgili bir negatif gelişme olabilir. Veya işte pandemiyle ilgili koşullara yönelik bir şok hareketi olabilir. Bu tip düşüşlerde de 1350'nin ben kuvvetli destek olacağını, bu bölgeden yine alım gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi tabii 1250'deki şuradaki ana zirve ve şuradaki kuvvetli dip bölgesini şu an için konuşmaya gerek yok ama burada da yine çok kuvvetli bir destek olduğunun altını çizmek gerekiyor. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.